Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İsra Suresi 70 ve 77. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem, biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, onları denizde ve karada ve denizde taşıdık. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, ve en güzel rızıklarla, tayyip rızıklarla onları rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, ve yarattıklarımızdan çoğuna onları üstün kıldık. Cenab-ı Hak insanları mükerrem kılmış, yani şerefli kılmış, itibarlı kılmış ve bunun bir delili olarak da karada ve denizde insanların taşınması ve en güzel rızıklarla rızıklandırılmaları ifade ediliyor ayet-i kerimede. İnsanın karada taşınması, mesela bizden daha büyük olan deve gibi, at gibi, merkep gibi varlıklarla, onlar bize itaatkar kılınmış. Kur'an-ı Kerim bunlara en'am diyor. Bunlar tümüyle birer nimet ve gerçekten insan bu varlıklardan fevkalade istifade ediyor. Deve insandan çok daha büyük ama bir çocuk bile deveyi çöktürebiliyor. Üzerine bindikten sonra deve ağır ağır kalkıyor ve efendisini adeta taşıyor. Ata baktığımızda tümüyle binilmek için yaratıldığı belli. Sırtı ona göre yapılmış, bütün sistem ona göre tanzim edilmiş ve tarih boyu insanlar ata binmişler. İşte Allah-u Teala insanı mükerrem kılmış, şerefli kılmış. Karada bu şekilde canlılarla onları taşıyor ve günümüzde de otomobillerle, trenlerle yine Cenab-ı Hak nimetini gösteriyor. Denizde taşıması ise kayıklarla, gemilerle, bu gibi şeylerle Allah-u Teala denizi de insanların emrine vermiş. Ve yarattığımız varlıklardan pek çoğuna onları üstün kıldık diyor. Bu şöyle düşünülebilir. Mesela bizim doğrudan kanadımız yok. Kuşlar o noktada bizden daha üstün. Biz asırlarca onların uçuşlarını seyrettik. Ama Allah-u Teala bize akıl kanadı vermiş. Akıl kanadını harekete geçirdiğimizde gökyüzündeki kuşlardan daha süratli bir şekilde uçabildik. Bu da insanın üstünlüğünün göstergelerinden birisi olarak kendini göstermekte. يَوْمَنْ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ, kıyamet günü insanları önderleriyle çağıracağız. İmamlarıyla çağıracağız. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ, kitabı sağından verilenler, فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ, onlar işte kitaplarını okurlar, وَلَا يُزْلَمُونَ فَت۪يلَ, ve kıl kadar da onlar zulme maruz kalmazlar. Burada kıyametten bir tablo bize sunuluyor. Evet, insan dünyada mükerrem, insan dünyada itibarlı ama bir kısım insanlar bunu kötüye kullanıyor. Allah'ı tanımıyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Diğer alemde ise insanlar hesap verecekler. Ve o gün insanlar önderleriyle çağrılacak. Şunun gibi düşünülebilir. Hazreti Nuh ve ona iman edenler, onlar bir grup. Öte yandan diyelim Hazreti Musa ve ümmeti, onlar başka bir grup. Öte yandan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve ümmeti, onlar da çok daha büyük kalabalık bir grup. Bu şekilde insanlar önderleriyle çağrılacak. Burada imam, önde olan, önder anlamında, menfi yönde de bu kullanılabilen bir ifadedir. Dolayısıyla Hazreti Musa ve ona tabi olanlar davet edilirken Firavun ve ona tabi olanlar, onlar da bir grup olarak çağrılacak. Peygamber Efendimiz ve ümmeti davet edilirken Ebu Cehil ve ona tabi olanlar, onlar da başka bir topluluk olarak, işte diyelim Lenin ve ona tabi olanlar yine başka bir grup olarak, bu şekilde insanlar önderleriyle çağrılacak. El mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte kim kimi seviyorsa, kim kiminle beraberse diğer alemde de yine beraber olacaklar.
ve herkes dünyada beraber olduğu kimselerle beraber haşredilecek. Ve bir kısım insanlar, iyi insanlar, amellerini sağ taraftan alacaklar. Amel defterleri bunlara sağ taraftan verilecek ve bunlar sevinçle amel defterlerini alacaklar, okuyacaklar ve bakacaklar ki yaptıkları bütün iyilikler orada tek tek yazılmış ve bunlar zerre kadar zulme maruz kalmayacak. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذ۪ي اَعْمَى Ama kim de bu dünyada kör ise فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى Ahirette de kördür ve adallü sebiyle hatta durumu daha da kötüdür. Yani bir kısım insanlar ise o gün amel defterlerini solundan alacaklar ama artık onlarda görecek göz kalmamış. Dünyadayken bunlar kör yaşamış, yani gerçekleri görmemişler. Her ne kadar bu gözleri açık olsa da kalp gözleri kapalı ve basiretleri kapalı. Böyle olunca da gerçekleri görememişler. Gerçekleri görememenin cezası olarak diğer alemde kör olarak haşredilecekler. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde bu bize biraz daha ayrıntılı anlatılıyor. Ve deniliyor ki orada kafir kör olarak haşredilir. Şaşkınlıkla o der ki Rabbi lime haşerteni a'ma ve gad kuntu basira. Ya Rabbi beni niye a'ma olarak haşrettin? Halbuki ben görüyordum. Cenab-ı Hak bildirecek ki kezalik, evet dediğin gibi etetke ayatuna, ama ayetlerimiz sana geldi. Fenesitehe, sen onları unuttun. Ve kezalike yevme tunse, bugün de unutulacaksın. Yani unutulan kişi tarzında bir muamele göreceksin. İlahi iltifata nail olmayacaksın. İşte diğer alemde demek ki insanlar önderleriyle çağrılacak ve o şekilde bir kısmı sağ tarafından amel defterini alacak, bir kısmı da sol tarafından. Sol tarafından amel defterini alacak olanlar aynı zamanda kör olacaklar. Dünyada maddi gözleri görüyordu ama basiretleri kapalıydı. Siretleri diğer alemde suret olacak ve onlar orada kör olarak haşredilecek. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Onlar neredeyse sana vahyetmiş olduğumuz şeyde seni fitneye düşüreceklerdi. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ Bize başka bir şeyi iftira etmen için neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلَ Şayet böyle yapsaydın onlar seni dost edinirlerdi. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir durumu nazara veriliyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini insanlara anlattığında o insanlara bunları kabul etmek zor geldi. Çünkü geleneklerden sıyrılmak, eskiyi bir anda inkar edebilmek biraz zordur. İnsanın adeta tabiatı haline gelmiştir bir takım şeyler. Onlar da kolay kolay hemen kabul etmediler. Ve evet Peygamberimizin etrafında iman edenler de oldu ama ekseriyet başlangıçta iman etmediler. Ve Peygamberimize zaman zaman bir takım tekliflerle geldiler. Mesela dediler ki sen bizim ilahlarımızın aleyhinde bir şey söyleme. Biz de senin ilahına bir şey demeyelim. İşte bir miktar sen bizim ilahlarımıza ibadet et, biz de senin ilahına ibadet edelim. Bu gibi teklifleri oldu. Veya senin etrafında gördüğümüz kimseler genelde düşük seviyeli kimseler, böyle avam tabakasından kimseler. Biz onlarla beraber olmak istemiyoruz. Onları etrafından ayır. O zaman biz seninle beraber olabiliriz. Bu gibi tekliflerle Peygamberimizin yanına geldiler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların imanını elbette arzulamaktaydı. Şiddetli bir şekilde onların iman etmesini arzu ediyordu. Ve bir derece meyleder gibi olmuştu bazı tekliflerine. Yani onlara biraz yumuşak davransam belki onlar da iman eder gibi. Ama böyle bir şey de yapmadı. Onların dediklerini kabul etmedi. Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden gayrısını bize iftira etmen için onlar seni yoldan çıkaracaklardı. Çıkardılar demiyor, neredeyse çıkaracaklardı. Neredeyse sen onlara
bazı meselelerde meyleder gibi olacaktın. Ama meyletmediği ifade ediliyor. Şayet onların dediklerini yapsaydın, onlar o zaman sana dost olurlardı diyor. Bu da önemli bir gerçek. Demek ki bir kısım çevreler var. Bunlar kendilerine göre bir hayat sistemi ortaya koymuşlar ve Müslümanlardan taviz bekliyorlar. Eğer onlara benzeyecek olursa Müslümanlar, o zaman Müslümanlarla dost olabilirler. Ama diğer türlü, nasıl ki gündüz ve gece birbirinden farklı, siyah beyaz birbirinden farklı, bunlar ayrı ayrı dünyalardır. Dolayısıyla bir arada bulunmaları aslında mümkün değil. Aynı toplumda olabilirler, aynı toplumda yaşayabilirler ama hayat felsefeleri, hayata ve olaylara bakışları, yaşam tarzları aynı olması mümkün değildir. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Şayet biz sana sebat vermeseydik, لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا غَل۪يلًا Neredeyse sen onlara azıcık böyle bir meyledecektin. وَاِذَنْ لَاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ Şayet böyle olsa biz sana hem hayatın zahmetini hem de ölümün zahmetini kat kat verirdik. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا Sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Kur'an-ı Kerim'de bazı ifadeleri Peygamberimizin şahsında ümmete ders olarak görmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dininin esasatından asla taviz vermedi. Şayet verecek olsaydı, Cenab-ı Hak bu ayette belirttiği gibi, o zaman hayatın acısını, ölümün acısını sana kat kat tattırırdık buyuruyor. Peygamberimiz taviz verdiğinden değil, vereceğinden de değil ama ümmeti tavizkar olabilir. Ümmeti çok ciddi bir duruşla durmayabilir. Dinin gereklerini hayatlarında tam göstermeyebilirler. Taviz adı altında tamamen diğer tarafa benzer bir hale gelebilirler. Böyle olduğunda dünyada da perişan, ahirette de perişan olurlar. Osmanlı'dan örnek vermek istiyorum. Mesela Osmanlı son döneminde batılılaşma temayülü içine girdi ve batılı tarzda bir takım şeyler içimize epey yerleşti. 1800'lü yılların son çeyreğinde Osmanlı hariciyesi o zamana kadar balo türü şeylere katılmaz, danslara katılmazken artık onlara da katılmaya başladı. O zaman bazı batılı gözlemciler şunu demişler, Osmanlılar en son gelmeleri gereken noktadan başladılar. Yani dansla kurtarabilmek mümkün değil. Evet, karşımızda başka bir dünya var ve o başka dünyada dans da var. Başka dünyada içki de var. Başka dünyada gayrimeşru hayatı meşru görme temayülleri de var. Ama bir Müslüman onlar gibi hareket edemez. Bir Müslüman onların hayat tarzını benimseyemez. Onlarla bir takım meselelerde müşterek hareket edebilir. Ama bu tavizkar bir şekilde değil, ortak bir takım çıkarlar için olabilir. Devletler arası münasebetlerde bu Peygamberimiz döneminde de olmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle, Hristiyanlarla ki bunlar ehli kitaptır. Ehli kitap olan kimselerle anlaşmalar yapmış. Hatta kitapsız Arap müşrikleri vardır. Çevrede yaşayan bir takım kabileler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla da saldırmazlık anlaşması veya müşterek bir düşman saldırırsa beraber karşı koyma anlaşması gibi anlaşmalar yapmıştır. Bu normaldir. Ama bu onların hayat sistemini kabul etmek demek değildir. İşte ayet-i kerimeler bir Müslümanın Müslüman olarak bir duruşu olması gerekir ve ona göre yaşaması gerekir. Olmazsa olmazları vardır bir Müslümanın. Veremeyeceği tavizler vardır. Kendine göre bir hayat tarzı, hayat sistemi vardır. Bunlara dikkat çekiyor. Ve Peygamberimizin şahsında ümmetine ders veriyor. Peygamber Efendimizin bu konudaki duruşu gayet nettir. Taviz vermemiştir. Ve bir sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben yine bu davadan vazgeçmem demiştir. Ama ümmetinden olan her fert Peygamberin gösterdiği net tavrı gösteremeyebiliyor ve tavizkar olabiliyor. Hatta günümüzde bu tavizlerin bir kısmı
çok ileri boyutlara da varabiliyor. Bakıyorsunuz bazı çevrelerde diyelim içki içmek hayatın bir parçası gibi. O çevre içinde bulunan samimi bir Müslüman, bir miktar ben de bunlarla içeyim, bunlarla beraber görüleyim diyebiliyor. Bu yıkılıştır aslında. İyi bir duruş değil, yıkılıştır ve onlara benzemektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum" buyuruyor. Kim bir kavme benzemek isterse o da onlardandır. Dolayısıyla onlara kendimizi benzetmeye çalışmak, onlara taviz vermek uygun değil. Bir Müslüman örfüyle, adetiyle, sanatıyla, her yönüyle kendine has dünyasında bulunmalı ve dinin esaslarından taviz vermeden yaşamalı ve bu arada dini de tebliğ etmeye çalışmalıdır. Ve in kadu leyestefizuneke minel ardı, yine peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Onlar neredeyse arzdan seni sürüp çıkaracaklardı. Liyuhricuke minha, oradan seni çıkarmak için. Ve izen la yelbesuna hilafeke illa galile. Şayet böyle olsa onlar senin ardından çok az kalırlardı. Yani cezalarını çekerlerdi. Gerçi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicrete mecbur oldu ve hicret etti. Ama daha evvelinde Peygamberimizi doğrudan çıkarma teşebbüsleri olmuştu. Ayet-i Kerime bununla alakalı. Hicrette ise Allah'tan gelen bir emirle Peygamberimiz Mekke'yi terk etti, Medine'ye gitti. Ve görünüşte bu bir nevi kaçmak gibi belki görülüyor. Öyle değil, bir arayış ve İslam'ı daha iyi yaşamak ve başka insanlara İslam'ı ulaştırmak için yeni imkanlar arayışı ve gerçekten bu arayış neticesini verdi. Müslümanlar Medine'de muazzam bir kuvvet oldular. Tekrar Mekke'ye gelindi ve Mekke fethedildi. Mekke'deki insanların kalbi de fethedildi. Mekke toptan Müslüman oldu. İşte o Mekke döneminde, İslam'ın Mekke döneminde müşrikler baskıyı çok artırdılar. Neredeyse Peygamberimizi çıkaracak duruma geldiler. Şayet çıkarsalardı orası onlara da yar olmayacak, belalarını bulacaklardı. Sünnete men kad erselne gableke min rusulina. Bu peygamberlerimiz için bizim önceden beri ittihaz etmiş olduğumuz bir sünnettir, bir kanundur. Ve la tecidü sünnetine tahvile, sen bizim sünnetimizde, kanunumuzda asla bir değişiklik bulamazsın. Yani Allahu Teala'nın kainatta kanunları var. İnsanlık aleminde de kanunları var. Bir peygamber eğer bir kavimden çıkarılmışsa o kavim cezalandırılır. Bu da Allah'ın bir kanunudur. Bir Allah dostu incitilirse incitenler incinirler. Belalarını bir şekilde bulurlar. Bu da Allah'ın bir kanunudur. Allahu Teala bu kanununa dikkat çekiyor ve eğer onlar seni çıkarmış olsalar onlar orada çok az kalırlardı ve cezalarını bulurlardı buyuruyor. Gerçekten de hicretten sonra zaten 8 yıllık bir zaman geçmiş ve 8 yıl sonra Mekkeli müşrikler teslim olmak zorunda kalmışlardır. Bu da bir milletin hayatında az denilebilecek bir dönemdir. O kadar az bir dönem içinde Müslümanlar büyük bir başarı elde etmişler ve çıkarıldıkları veya çıkmak zorunda kaldıkları yerden yere tekrar dönmüşler, galip bir şekilde dönmüşler ve oradaki insanların Müslüman olmasına vesile olmuşlardır. Demek ki Allah-u Teala'nın toplum içinde de pek çok kanunları var ve bu yer çekimi kanunu gibi, gezegenler arası çekim kanunu gibi, suyun çekme kanunu gibi köklü kanunlar, esaslı kanunlar, o kanunlara muhalefet edenler bir şekilde cezalarını bulmakta. Cenab-ı Hak hak yolda düzgün bir şekilde ilerlemeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve hayırlı geceler diliyorum.